videomuza daha hoş geldiniz. Bu videoda Kadıköy'e neden körler ülkesi denildiğinin Bizans'a kadar dayanan ilginç hikayesi yer alıyor. Kadıköy'ün tarihi, tarihi yarımada dediğimiz İstanbul'dan çok daha eskilere dayanır. Fikirtepe kazıları olarak adlandırılan kazılarda, M.Ö. 3000 yılına ait aletler ve iskeletler bulunmuştur. Şimdilerde ise Kadıköy, belki de bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi. Sıcacık kahvenizi yudumlarken, keyifle izleyeceğiniz bir videoyla karşınızdayız. Şimdi Körler Ülkesi ismi nereden gelmiş bir göz atalım. Kalkedon diğer adıyla Kadıköy, kenti Fenikeliler tarafından Karadeniz'deki kolonilerine ulaşımı sağlamak için kurdukları bir durak şehriydi. Şehir giderek o kadar güçlendi ki, Kadıköy'den İzmit'e olan coğrafyada yayılarak Kalkedonya adında bir ülkeye dönüştü. Kalkedonyalılar, cam eşya, altın küpe gibi süs eşyalarının yapımında çok meşhurdular. Efsaneye göre, M.Ö. 658 yılında, Megara Kralı, Bizans Yunanistan'ın Korent kanalı dolaylarından kurtulmak için yeni bir yer arayışa gitti. Bu yer arayışında Delf Tapınağı, kahininin fikrini aldı. Kahin, körler ülkesinin karşısındaki yerler size yurt olacak, diye kehanetini söyledi. Bunun üzerine kral, Bizans halkıyla birlikte yurt aramaya başladı. Saray burnuna gelince, buradaki güzellikten çok etkilendi ve karşı taraftaki Kalkedonyalıların şehir kurmaya bu kadar elverişli bir yere değil de, karşı yakasına şehir kurmasını körlük olarak adlandırdı. Bu körlük, kahinin de dediği gibi, körler ülkesinin karşısındaki yer, burasıdır diyerek şehri Sarayburnu çevresine kurdu. Bu şehre kendi adını vererek Bizans şehrini tarih sahnesine kazandırmış oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Dünyanın nabzı burada atıyor. World Trend.